Ulan, ulan Kenan. Seni gebertirim lan. Saniye düşünmem gebertirim yeminle. Bana bakın, adamları toplayın, Kenan'ın evine gelin hemen, haydi. Sakın, sakın! Alın silahlarını. Kenan! Oğlum nerede lan şerefsiz? Ne oluyor, ne yapıyorsun sen? Tamam bacım, karışma. Oğlumla Sibel nerede dedim konuş. Ya ne diyorsun sen, olur mu öyle şey? İndir o silahı. Anacığım tamam. Olur mu olmaz mı şimdi anlarız. Her yer arayın. Didik didik arayın. Bakmadık delik bırakmayın. Bunu yapmayacaktın Kenan. Bunu yapmayacaktın. Ama sen bir türlü anlayamadın değil mi? Şimdi ben oğlumu buradan alıp gideceğim. Ama seninle hesabım bitmeyecek Kenan. Ne oğlum? Ne de Sibel Hanım burada değil. Hem nasıl emin olabiliyorsun bulabileceğinden bu kadar ha? Bak. Ebru Hanım 20 yıldır oğluna daha kavuşamadı. Ne diyeyim lan sen? Senin için şöyle rahatlatabilirim. Şartlar ne olursa olsun bir anayı oğlundan asla ayırmam. Tüm bu yaşananlardan sonra Sibel Hanım gitmeyi tercih etmiş. Anladığım kadarıyla. Onları burada bulamazsın Kendal. Ve burada boşuna zaman kaybediyorsun. Ağam her yere baktık, hiçbir yerde yok. Demek yok lan, iyice bakın. Bakmadığımız yer kalmadı ağam, yok. Ben sana söylemiştim. Burada yoklar. Ama merak etme. En hızlı şekilde seni oğluna kavuşturmaya çalışacağım. Çok uzağa gitmiş olamazlar zaten. Eğer bu işin altından sen çıkarsan Kenan, işte o zaman gerçek Kendal Şanverdi ile tanışırsın. İki. Ne? Bu iki oldu. İkidir bana silah çekiyorsun. Sana bir tavsiye vereyim. Üçüncüsünde sık. Yoksa... Yoksa? Gerçek Kenan'la tanışırsın. Ne oldu? Buldunuz mu? Yok ağam, her yeri arıyorum. Ulan. Bana bakın, her yere bakın. Otogara, havalimanına, otellere, her yere didik didik arayın. Oğlumu bulun. Sibel'e ne yapacağınızı biliniz. Emredersiniz ağam. Haydi gidin şimdi. Oğlumu bulmadan da sakın gelmeyin, sakın. Haydi. Ulan Sibel. Oğlumu bir bulayım var ya, senin de hesabını keseceğim. Dur bakalım. Sibel! Sibel! Ulan sen de sen lan! Sibel! Sibel! Ulan! Sibel! 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 Neredesin oğlum? Neredesin ben? Yeminle gebertirim lan seni! Sibel! Yeminle gebertirim lan seni! Özlem! Ne oldu abi? Oğlum nerede? Sibel'le oğlum nerede? Bir şey biliyorsan söylemiyorsan yeminle. Bilmiyorum, bilmiyorum. Daha bak Özlem, konuş! Ağam yemin billah bir şey bilmiyorum ya. Senin korkularına kaçmışlardır. Hem kulaklarına duyduğun bunların foyası ortaya çıktı kalsından. Ne yaptınız? Buldunuz mu?
Yok ağam. Adamları topladım. Meydandayız. İyi, geleyim ben. Haydi. Nazibel. Aklın varsa kaç. Canı seviyorsan kaç. Bu adam seni öldürecek. Ölü ya da diri. Umurumda değil. Bulun o kadını. Bağ oğlumu sağ salim getirin. Haydi. Haydi. Gel buraya, gel. Anan nerede kız? Oğlum nerede? Bırak be. Ne diyorsun? Anan nerede dedim. Oğlum nerede? Bana mı soruyorsun? Annemi sen tehdit ettin ya. Senin yüzünden kaçıp gitti. Oğlumun yerini söylemeden şuradan şuraya gidemezsin. Sen beni böyle korkutamazsın. Öyle mi? Öyle. Ben nerede olduklarını bilmiyorum. Bilsem de sana söylemem zaten. Ben de yakında gideceğim buradan, merak etme. Annem, kardeşimi de kendini de kurtarmış senden. Ama ben en çok neye seviniyorum biliyor musun? Kardeşim senin gibi bir adamın elinde büyümeyecek. Sen de oğlunu bir daha asla göremeyeceksin. Demek anan oğlumu benden kurtardı, öyle mi? Peki seni benim elimden kim kurtaracak ulan? Ha? Demek plan kurdunuz ardından ha? Ananla bir olup gideceydiniz, öyle mi? Allah'ıma, kitabıma, şerefim, hakkı için, oğlum için gözümü kırpmam, şuracıkta canını alırım. Bak son kez sorayım, oğlum nerede, anan nerede? Bilmiyorum be! Yürü! Bırak! Yürü dedim! Kendal ağam, yazıktır, günahtır, yapma! Dağılın lan, karışmayın siz! Bırak sana be, bırak! Yürü, yürü! Nereye, ya nereye? Ananın yanına, yürü! Bırak sana ya, bırak! Yürü dedim, kaç! Ah! Yürü! Bırak! Kes sesini! Bırak! Bin şuraya, bin! Yürü! Ah! Yaşa! Bırak! Bin! Bırak! Yürü! Bırak! Yürü dedik sana. Kes! Ananı ara. Ananı ara dedim. Ara ananı. Ona diyeceksin ki Mehdi'yi getirmezsen beni öldürecek. Öldükten sonra kendin söylersin. Ulan! Gebertirim lan seni. Yapam insanıyım değil mi? Biliyorum yapacağını. Ama sen de biliyorsun değil mi? Ben öldükten sonra annem asla dönmez. Ben ölmüş olacağım ama annemle kardeşimle kurtulmuş olacak. Sen de oğlunu bir daha asla göremeyeceksin. Hadi vursana beni. Vursana! Annem bana dedi ki... Kendal beni öldürecek dedi. Ben anneme inanmadım, inanmadım. Ben anneme inanmayışımın bedelini ödüyorum. Hadi vur. Vur! Ben anamı da kardeşimi de kurtardım. Şimdi kim çaresiz Kendal'a? Sen mi, ben mi? Kalk kız. Ah! Nasıl olsa o arayacak seni. Nasıl olsa arayacak. Sesini duyduğunda bağlım, o nasıl davranacak? Arayacak ve ben diyeceğim ki kızını geberteyim. Son bir sözüm var mı? O da koşa koşa gelecek. İşte o zaman ikinizi de geberteceğim. Oğlumu da alacağım. Hangimiz daha çaresiziz? Sen mi, ben mi? Ha? Ah!
bana olayım izin ver. Kızımın sesini duymam lazım Kasım, ne olur izin ver. Alo. Alo Sibel. Sibel. Ya Sibel delirme. Kurtuldular senden. Sesimi duydu, kapattı. Mehdi'yi tercih etti yani. Kardeşimi kurtardı. Seni de ateşe attı. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Aptal mıyım ben be? Hadi vursana beni. Hadi. Hadi. Bunu bana yapma! 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 Ne? Bunu bana yapma! Yapma! Oğlumu, Mehdi'mi! Uğruna bin can alıp bir can vermeye hazır olduğum oğlum. Bana geri ver. Oğlumu bana geri ver. Yapma. Yapma Ayşe. Yapma. Yapma. Kim kaybetti kendini? Kim çaresiz kendini? Sen mi? Ben mi? Ben. Sana kurban olsun oğlum. Aslanım benim, aslanıma bak beni. Bunu yapmayın bana. Bunu yapmayın bana. Oğlumu bana verin. Mehdi'mi bana verin. Yapmayın. Thank you.
geçtikçe azalır sanırsın. Kâr etmez. Gün gelir sustuklarını gizlemek için hiç susmadan konuşmaya başlarsın. Yerli yersiz, denli densiz. İstemeden söylediğin ne varsa af olur Allah katında, kul nazarında. Helalleşmesi kolaydır. Sustuklarının affı zordur. En çok da kendi vicdanında. Vay vay vay. Gendalaya bak hele. Bir de ağayım diye dolanayım ortalıkta öyle mi? Ama bak, daha dün koruyup kolladığın oğlunun anası dediğin Sibel'e bak. Oğlunu alıp kayboldu gitti. Bu mudur senin ağlığın ha? Oğluna bile sahip çıkamayan bir o. Kendine gel Genda. Kendine gel. Bunun hesabını sormayacağım ben. Kendine gel Genda. Kendine gel. Yaptıkları yanlarına mı kalacak ha? 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 Gendal daha ölmedi ulan. Ben bunun hesabını size tek tek sormaz mıyım ulan? Bu dünyayı dar etmez miyim lan size? Gendal şan verdiğim lan ben. Gendal şan verdi. Haydi bakalım. Haydi. Ağam. 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 Kahvaltı hazırladım, etmeyecek mi? Sen bana kahvaltı hazırladın, öyle mi? Evet. Neden? Acıkmışsındır diye. Öyle mi? Evet. Sen beni çok düşünüyorsun yani. Ha? Ağam, başka kimi düşüneyim ben? Hepiniz beni o kadar çok seversiniz ki... elinize geçse ilk fırsatla beni bir kaşık suda boğarsınız lan siz. Yani o kadar çok seversiniz. Ne diyorsun ağam sen? Koynumda yılan besledim lan ben. Yılan, yılan. Niye çatıyorsun ki bana şimdi? Niye çatıyorum öyle mi? He? Ben sana niye çatıyorum öyle mi? Baksana. Ortalık güllük gülistanlık maşallah. Lan sen bana ne yaptın lan? Ha? Ne yaptın sen bana? Ha? İlk fırsatta paranın yarısına konmadın mı lan? Ha? Sibel ne yaptı? Arkamdan iş çevirip oğlumu aldı kaçtı. Yanıma aldığım, yemek verdiğim, ev verdiğim, iş verdiğim Kasım iti beni sırtından vurdu ulan. Ben daha ölmedim ulan. Ben daha ölmedim. İlk fırsatta hepiniz tek tek bunun hesabını vereceksiniz. Hepiniz.
Ama dur sen. Zamanı var. Gerçekken danışan verdiği hepiniz göreceğiniz zaman. Hepiniz. Ağam ben seni... Kes lan sesini! Gebertirim lan seni. Gebertirim. Kes, delirtmeyin beni. Sana üzülen de kabahat. Nasıl evladın kaybolunca nereye çatacağını şaşırdın değil mi? Ben ne yapayım? Sen benim kızımı öldürdün. Ben ne yapayım? Hangi yüzle buraya geldin? Burada olduğunu bilseydim gelmezdim. Nasılsın teyzem kızım? İyi misin? Ne yaptınız? Paylaşabildiniz mi Baran'ı? Abi. Sen ne aşağılık şerefsiz bir adamsın ha? Defol git buradan. Gitsene. Ya git. Yeter be. Boşuna faturayı bana kesme sosyete gülü. Hocanız olacak Murat itinde benim Mehdi'ye duyduğum sevginin binde biri olaydı. Bunlar yaşanır mıydı hiç? Ha? Ağıtlarla, dualarla mezara koydunuz. Aşkı uğruna heder olduğunuz Murat yaptı ne yaptıysa. Siz de vebalini ödediniz. Sen de sütten çıkmış ak kaşıksın değil mi? Bunun hesabını ödeyeceksin Kendall. Benim bir suçum varsa o da susmak. Benim bir suçum varsa babasızlığını hissettirmemek için Baran'ı evladım yerine koymak. Babam istedi, Murat verdi. Anam da göz yumdu. Narin de sahiplendi. Mesela bu kadar basit. Ne haliniz varsa görün. Benim ciğerim yanıyor be, ciğerim. Ama yine de geldim. Ne halt ederseniz edin. Artık umurumda değilsiniz. Neredesin Sibel? Nerede? Oğlumu bir bulayım, seni ellerimle gebertacağım. Haydi bakalım. Baran ağa, hayırdır ne oldu ya? Deletme beni. Yarın iki ton malın gelecek diyeyim ya. Allah Allah, haydi. Ulan herkes bana yükleniyor be. Destur de evlat. Duyduklarım doğru mu amca? Ne diyorsun oğlum sen? Ağam tam Baran ağam geldi diyecektim ama yetişemedim. Dışarı çık Rıza. Rıza dışarı çık kapıyı kapat haydi. Emir olur ağam. Bana bir cevap ver doğru mu değil mi? Demek öğrendin ha. Öğrenemeyeceğimi mi zannettin ha? Ya sen bana bunu nasıl yaparsın amca? Sen bana oğlum demedin mi? Bana evladımsın demedin. Dedin. Dedin, ben de aptal gibi sana inandım. Ya ben sana o kadar inandım ki seni babamın yerine koydum. Babamdan daha çok güvendim ben sana. Bak, sosyete gülü bir şey dediyse... Kimin ne dediği umurumda değil. Sen bana doğru mu değil mi onu söyle. Doğru. Ama benim bir suçum yok. Ben sen... Sen bunu bana nasıl yaparsın amca? Bana, beni bir dinle. Kim nasıl ne anlattı bilmeyeyim. Ama mesele bildiği gibi değil. Ne olduysa Mehdi şan verdi. Yani deden yüzünden oldu. Her şeyi duymak mı istiyorsun ha? İyi. Otur da anlatayım her şeyi bir.
İnsan sevdiğine bunu yapar mı? Oğlu yerine koyduğuna bunu yapar mı? Sen beni ezip geçtin, çiğnedin beni. Hep Gendal'a yüklerim bağını. Hep Gendal'dan bilin, öyle mi? Ya kimden bileceğim amca? Sen Ayşe'ye el kaldırmadın mı? Demek mesele buydu ha. Ayşe gelip sana ağladı, sen de koşup buraya gelip onca yıl baba dediğin adamın yakasına yapmış, öyle mi? Niye yaptığımı da söyledi mi? Anası olacak bir oğlum, benim oğlumu kaçırdılar. Ne yapaydım he? Aferin deyip başını mı okşasaydım? Sen buraya gelip benim karşıma dikildin ha? Ben evlat acısı yaşayayım, evlat acısı. Anlayayım mı? Oğlumu kaçırdılar, oğlumu, Mehdi'mi. Benim elimden aldılar. Ya anası gittiyse Ayşe'nin ne suçu var? He? Kadını korkutmuşsun, kaçırmışsın. Ayşe anasına güvenip gitmemiş peşinden. Ayşe'nin anasının nerede olduğundan haberi bile yok. Bana bak amca. Ayşe benim sevdiğim kız. Evleneceğim kız, namusum. Bunu böyle aklına soksan iyi olur. Duracığın yeri bildiğin. Anladın. Haklısın, ileri gittim. Ama çaresizliğimden yaptım. Evlat acısıyla yaptım. Bir de neyi anladın bileyim mi bana? Beni bir kalemde silebileceğin. Babamdan çok sana güveneyim diyin ama... senin de bana itimadın kalmamış hiç. Eğer öyle olsaydı amca, emin ol sana daha çok soru sorardım. Ebru'nun oğlunu sorardım. Mezarı neden senin aldığını sorardım. Yani senin anlayacağın, ben sana daha çok soru sorardım. Ama bak sormuyorum. Ağzımı açmadım. Neden? Düşün, ben sana o kadar güvenmişim. Allah bugün bana anamı bağışladı ama amcamı benden aldı. Sen oğlun için ortalığı yakıp yıkarken kimleri kaybettiğinin farkında mısın? Bunu bir düşün bence. Amcasına posta koy. Bunu da yazalım, bir kenara bağlı. Vay. Ağa, yengeyi bulduk. Sakın bir şey yapmayın. Takipte kalın. Ben geleyim hemen. Haydi. Sen neredesin kız? Ha? Gel buraya. Gel. Gel. Dikkate doğru bak. İn aşağıya. İn dedim sana! Yürü! Niye geldik buraya? Yürü dedim sana! Yürü! Ne yapacaksın bana? Yürü, yürü! Yürü! Ne yapacaksın bana? Konuşma! Yürü dedim, yürü! Çık! İçeri! Ver oğlumu. Açma çocuğuma. Sağa oğlumu ver dedim. Kız, sakın dokunma. Kız bırak şunu, bırak. Gel oğlum. Gel aslanım. Nereden aldınız lan? Al oğlumu Ebru'ya götür, haydi. Dur.
Telefonunu çıkart. Telefonunu çıkart. Ne dediysem yaz şimdi. Ağam, biz Kasım'la kaçıyık. Yazsana! Bana bak, Ayşe'yi öldürmedim. Ama bunu yapamayacağım anlamına gelmez. O yüzden yaz. Tamam. Mehdi, oğlumu alacaktım ama kıyamadım. Sefil olmasın dedim. Ayşe'yi öldürme. Oğlunun hatırına Ayşe'yi affet. Yazdın mı? Yazdım. Ver. Al bunu, izle bir yere götür, kafasına sık, gebert. Ağam ne diyorsun? Ağam yapma, kurban olurum. Konuşma, bağlayın. Kes sesini. Ne yaparsın ağam? Sana yapma, kurban olurum. Kes sesini. Ağam acı, bana kurban olayım acı. Ne olur ağam. Konuşma. Konuşma. Haydi haydi. Ağam. Kaldırın. Ne olayım, yalvarırım ağam. Kes sesini. Bana bak. Al bu telefonu. İşin bitince bu mesajı bana yolla. Anladın mı? Sen burada kal.